Toplumu çürüten sevgisizlik. Sevgiden asla vazgeçmeyin. Çünkü Allah insanı sevgiden yarattı. Engelli doğacak bu çocuk. Engelli. Sakat bir çocuğa bakmak, 5 çocuğa bakmaya bedel. O sakat değil. Sakat olan sensin. Senin düşüncelerin, senin fikirlerin. Anneanne beni bırakma. Annen uzun bir yolculuğa çıktı. O artık geceleri ayın ışığını yakacak. İzmir'e gidiyorum. İzmir'e gidiyorum. Hediyeyi İzmir'e kim götürecek? Ben. Faruk Postan. Kahvaltıcı Faruk ben ya. Abi toptancı Şakir haciz göndermiş. Ya arkadaşım aracı güzel çekiyorsun da içinde adam var ama. Seni terk ediyorum. Sakın peşimden de gelme. Yandı Faruk abi. Az öteye git yeğenim. Canım hayır. Lan! Ne sıkıştırıyorsun? Ne sıkıştırması bakkas? Yayla gibi koltuk. Tek başına oturuyorsun. Tek başıma mı oturuyorum? Ama arkadaşım sen de şu ayağına gidecek ya. Bir gün benim gördüklerimi Allah sana da gösterir inşallah. Ama kalbin yeterince saf ve temizse. Bana felek çarptı anne, felek. Faruk abi! Giriyorsun ben dükkana. Sen Allah'a olan inancını sakın yitirme. Kendinle, yanlışlarınla yüzleş, tövbeni yap. Allah bütün dualarımızı kabul eder. Dediğinin anneannesi Aliye Hanım maalesef vefat etti. Vefat mı etti? Ego, kibir, bencillik. Bunları biz yaratırız, biz büyütürüz. Sonra da onlara kıyamayız. Anne. Ay yüzlüm. Hoş geldin. Her şey oyun, eğlence gibi bakıyor. İnsan kendini sevmeyince galiba kim seveceğini de bilmiyor. Dış dünyada cennetimizi ararken iç dünyamızı cehenneme çeviriyoruz. Bu senin birinci reçeten. Hayat yolumuzu aydınlatan. Tanrının ışığına bir adım at, şafağı gör. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel. Gülüm benim, yavrum benim. Senle bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen, ağlamazsan, senle bu hayattan ders alamazsın. Gülmezsek, ağlamazsak, biz bu hayattan ders alamayız. Merhaba. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Sinema Hakkı Yekin programı başlıyor. Ben Tarık Tanrısever. Sizlere bu programın kuruluş vesilesi olan çok kıymetli babam, yapımcı, yönetmen, sanayici ve büyük bir işçi Mehmet Tanrısever'i takdim etmek isterim. Hoş geldiniz baba, nasılsınız? Hoş bulduk Tarık, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Bu hafta yine sizin önceki kayıt altına aldığınız veciz sözlerinizle ilgili sorular hazırladım. Bir sözünüzde kalbinde bir aşk barı vardır. Bu dolunca Allah'ın nurları dökülür demişsiniz baba. Kalbinde bir aşk barı vardır. Bu dolunca Allah'ın nurları dökülür. Yani şu çay içiyoruz mesela değil mi burada bardakta. Bu dolduracak ne yapar? Taşar. İşte o üstün seviyeli bir aşk taşma. Taştığı zaman nurlar gelir doldurmak için. Yani nasıl diyelim? Of, aşk, sevgi, Tanrı sevgisi, sonra insan sevgisi. Çoğalınca Allah'ın nurları dökülür. Ama tabii çalışmak lazım, ilerlemek, sabretmek lazım. Hepimiz, herkese bir aşk vardır, sevgi vardır ama çoğalması gerekiyor, taşması gerekiyor. Taştığı zaman Allah'ın nurları dökülür. Artık şöyle bir şey de var, kutsi bir hadis.
Allah'a sen bir adım atarsan Allah sana yürür. Yürür yani, yürümekle gelir. Daha çok hareket eder yani sana karşı. Bire kaç. Yürüyerek gelirsen Allah sana koşarak yardım ediyor. Sen Allah'a koşarak gelirsen artık o taşar yani. Artık diyor ki Allah orada gören gözü oluyorum, işiten kulağı, konuşan ağzı oluyorum, tutan el oluyorum diyor. Yani kutsi bir ad ismi yani bu şey. Yani onun gibi yani bu da. O zaman ilhamlar başlar sana. Yani burada sen ne kadar Allah'ı anarsan o daha çok fazlasını verir sana. Daha çok fazla yani ne kadar çoksa o daha çok sever seni. Daha çok yardım eder. Daha çok neydi oradaki soru? Kalbinde bir aşk barı vardır. Bu dolunca Allah'ın nurları dökülür. Aşk barı işte sevgi barı. Allah'a ne kadar yaklaşırsan hatta taşırırsan o zaman dolduğu zaman patlarsın. Aydın bir insan olursun. Şairsen şair olursun. Efendimizse yazarsan yazar olursun. Her şeyi mükemmel yaparsın yani. Allah'ın yardımları, nurları dökülür. Biraz önceki bir adımdan başlattık yani. Hani bir adım atarsan yürüyor Allah. Yürürsen koşuyor. Koşarsan artık her şey senin Allah oluyor yani. Bu itikadi bir mesele yani. İnançla ilgili bir mesele ve ona ne kadar hakiki olursan, sağlam olursan, Allah yolunda ne kadar kendini şey yaparsan, kendini verirsen, her şeyini güzel yaparsan, makbul bir güzel iş yaparsan, o barda olduğu zaman artık kalp gözün açılır. Öyle de diyebiliriz yani. Kalp gözün açılır. Allah'ın veli kulları olursun. O bar artık dolmuş. Allah'ın nurları geliyor. Sezgilerin çoğalır tarık. Öteleri görebilirsin. Rüyaların farklı olur. Her işin makbul ve güzel olur. Ama emek vermek lazım. Çalışmak lazım. Birdenbire de olmuyor işte. Aylar lazım, yıllar lazım. Bazıları çok erken de olabiliyor. Bazıları da yıllar geçiyor. Gerçi eskiden 40 yıl falan uğraşırlarmış doldurmak için. Şimdi 40 gün, 40 saat, 40 dakikada bir olabiliyor. Yani çok güzel bir iş yaparsan 40 dakikada milyonlarca sevap kazanırsın. İşte bizim yaptığımız filmler gibi. Yani milyon işte. Mesela filmi 1 milyon sevap kazanıyorsun. 40 dakikada Allah'ın özel dostu olursun. Dolu veriyorum. Ama gene kötü filmler, kötü şeyler onlar da yerin dibine batıyor. Eskiden 40 sene uğraşsan adamı şey yapamazdın, bozamazsın. Şimdi 40 dakikada kadar inmiş. 40 gün, 40 saat, 40 dakika kadar çabuk bozulabiliyor yani insan. Çünkü o kadar şey var ki, bozulmanın nedenleri var. Yani o kadar günah işleniyor ki, milyonlarca insanı ifsat ediyorlar, bozuyorlar. Hemen o da bozuluyor o zaman yani, çok günah işlediği için. Eskiden günah işlemek bu kadar yaygın değildi. 100 sene, 200 sene. Bu görüntüler yoktu. Televizyonlar veyahut da şeyler yoktu. Radyolar, şunlar bunlar. Bu kadar coşku yoktu yani. Sosyal medya yoktu. Şimdi her şey kolay. Doldurmak da kolay, boşaltmak da kolay. Yine bir sözünüzde baba. Bilgiye sahip olursan onu seversin veya nefret edersin. Ya tabii çok bu felsefe sorular ya. Düşünüyorum. O zaman ne amaçla söyledim bunları? Zorlanmaya başladım. Bilgiye sahip olursam onu seversin. Veya nefret edersin. Bilgiden nefret edilmez de. Bilgiye sahip olursan daha çok seversin, daha çok bilgelik olursun. Ama nefreti şeyi görürsen, yani gene bilgeliğin var ama hataları, eksikleri, zalimleri, kötülükleri, şunları bunları görürsen ondan nefret edersin yani. Keşke dersin bunları bilmeseydim. Yani böyle bilgi insan çok nefret eder yani. Gerçekleri görür.
Ama bilgisiz insan gerçekleri göremez. Mal gibi gider yani, şey gibi, peşinden gider. Bilgi yok yani. Onun için öyle yani. İki uç noktaları bunlar. Nefret de var, sevgi de var. Çünkü bilgi insan, aydın insandır. Görüyor, aydınlıkta her şeyi görüyor. Yani böyle onun, o aydınlandıksa daha çok güzellikleri görüyor, şey görüyor. Daha çok aydınlanmaya çalışıyor sevgisi ama bir taraftan da yanlışlıkları görüyor, eksiklikleri görüyor, karartıları görüyor, karanlıkları görüyor, karanlık çağları görüyor. O zaman da nefret eder yani. O anlamdadır bunlar hepsi. Yani zordur yani, iyi tarafı çok da tabii, bilgi olmak tabii güzel de işte böyle şeyler de var. Anlayışın farklı, düşüncelerin farklı. Bilgi insan ufak bir şeyden hisse alırsın, rahatsız olursun. Bir sözünüzde de baba, başarılı olmuş insanlar ilgi çeker. Çünkü onlarda ihtiras vardır demişsiniz. Hmm. Tabii ki yani başarılı ihtirasla olur. Tabii ki yani olmasa nasıl başarılı, ben bunu yapacağım diye yeminleşirler veya söz verirler. Ondan sonra gece gündüz çalışırlar yani. Tavalarında, misyonlarında. Öyledir yani. O zaman ilgi çeker yani. İnsanların örnek olur. İhtiraslı oluyor her şey. Yapacağım, edeceğim. Heyecansız olmaz. Bunlarda başarı var. Bir şey istemeden olmuyor Tarık. Sürekli isteyeceksin. Yine bir sözünüzde baba, samimiyetten ayrılma, ayrılırsan acı çekersin. Çünkü Allah hakim demişsiniz. Hakim. Hakim. Allah samimi kalplere, duygulara yardım eder yani. Hata bile yapsan sonunda başarılı olursun. Samimiyet demek doğruluk, dürüstlük. Yani sözlerin içim ve dışım bir demek. Bu anlamda. Evet. Eğer sen bundan ayrılırsan, dürüstlükten, çalışmaktan, ilimden, irfandan ayrılırsan acı çekersin. Tembel olursun, kimse beğenmez. Yalan söylediğin bel bereket olmaz. Samimi olmak lazım. Her ne olursa olsun samimi. Ona Allah yardım eder. Hangi düşüncede olursan ol, davanda samimi olacaksın. Allah samimi insanları sever. Samimi insanların kalbine dokunur. Onlara ilham verir, nurlandırır. Samimi olmayan insanlara yardım etmez. Yani içi dışı bir değil. Hatta riyakar, münafık. Münafık da deriz yani. Yalancıdır samimi olmayan insanlar. Samimi değil, öyle derler ya, samimi. Samimi olmak lazım. Şimdi şurada program yapıyoruz. Hey huk falan diyorsak samimiyiz yani. Bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama onu takdir edecek olan Allah. İnsanlar ondan sonra anlar. Samimiyiz yani. Samimiyiz. Yani bir beklentimiz yok. Samimi düşüncelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Acı da çekmiyorum. Niye çekeceğim acıyı yani? Ben buyum yani. Seven sever, dinleyen dinler, izleyen izler. İzleyen bizi izler böyle, budur. Ama samimi değilse acı çekersin. Yani çok edebiyat yapabilirsin, çok bilgelik gibi görünebilirsin, bilgelik gibi. Ama için dışın bir değilse yalnız kalırsın, acı çekersin. Sonra foyanı her tarafta bilirler yani senin. Bir şey de anlatamazsın, bir yere gelemezsin, bir misyon yapamazsın. Çok başarılı insanlara bakarsan hep samimidir yani. Fabrikalar kurmuşlar, iş yerleri kurmuşlar. Sanatta şurada bir yerlere gelmişler, liderler de öyle. Samimidir insanlar, bir davaya inanmışlar. Umutlu olmuşlar yani, umut içinde, ümit içinde. Ve zirveye çıkmışlar yani. Bırakmıyorlar da, samimi yani. Samimi olan her şey başarılı olur, samimi olmak. Her iş başarılı olursun ama sabredersen tabii ki. Sabır da lazım, sabretmeden de. Hepsi birbirine tamamlayan şeyler. Samimiyetsizler kazanamazlar. Körleşirler. Evet. Yine bir sözünüzde baba, hayattan öğrendiklerimiz yaşama geçersen senindir
geçmezse senin değildir demişsiniz. Hmm. Şimdi burada mesela sohbet yapıyoruz değil mi? Eğer güzel şeyleri duyuyorsa, inanıyorsa biz, evet bunlar gerçekse, o zaman o gerçekleri yaşamak lazım yani. Yaşarsan o zaman senin olur yani o gerçekler, güzellikler. Yoksa senin değil, geldi kulağında duydun, öbüründen çıktı gibi. Kalbimize inanmak ve yaşamımızda onu örnek olup hayata geçirmek lazım. O zaman senin olur o yani. Sen o olursun yani. O sözler, o güzellikler. Tabii insanın kalbine ne geçirmesi lazım? Güzel hayattaki yaşam kaliteleri. Mesela çalışma diyor, çalışmaya geçireceğiz. İlim diyor, ilimi yapacağız. Dürüstlük, dürüstlük diyeceğiz. Adalet gibi. Neyse yani. Ve zanaatla ilgili neler varsa onları öğreneceğiz, tekrar öğrenmeye çalışacağız. İşte o öğrendiklerin hepsi senindir. O zaman yoksa unutulur gider. Sahip olmak lazım. Ben öyle zaten bazen bir kitap okuyorum. Orada bir cümle, iki cümle kalıyor aklımda. Yetiyor diyorum ya. 100 kitap okusam 100 tane cümle getirsen ne demek ya? Ki fazla da kalıyor bazen. Bazen 3-5 cümle kalıyor yani. Okuyorsan ama onu hangisini benimsiyorsam o benim hayatıma küp oluyor. Kulağıma küp oluyor. Burada şey de böyle bana demiş bir harf öğretenin 40 yıl yani Hazreti Ali değil mi? Hazreti. Evet. 40 yıl kölesi olurum diyor. Yaşama geçirmek. O harfi aldığı zaman hem yani ne kadar güzel bir şey. Hayatımıza geçirmemiz lazım. Duyduklarımız güzel şeyleri öyle kalmaması lazım. Öğrendiklerimizi yaşamımıza getirmemiz lazım. Yoksa uçup gider. Evet. Sen o kadar çok öğren, o kadar bilgelik ol. Eğer bunları hayatımıza geçirmiyorsak zaten unutursun da. Ama geçirsen yaşıyorsun zaten. Bütün mesele, ben onu çok önemsiyorum ya. Hangi yerden bir güzellik duyduysam onları hayatıma nakış gibi şey yapıyorum yani. Unutmamaya çalışıyorum, yazıyorum, notlar ediyorum. Böyle tekrar etmeye çalışıyorum. O kitaplara işaretler koyuyorum böyle. Hoşuma gitmiştir. Filmlere bile yansıtıyorum o sözleri. Oralara geçiriyorum. Ben diyorum bu güzel şeyler herkes duysun. Yani bilgelik zaten böyle olur Tarık yani. Hayatımıza geçirmesin. Nasıl bilgi olacağız canım? Kafada bir şey kalmaz. Yaşarsak unutmayız. Yaşadığımız şey eylem halinde yani. Unutur musunuz? Yani o zaman unutmazsın ve güzel de bir insan olursun. Çok tatlı bir insan olursun. Huzur bulursun. Bu söz güzeldi bu. Yaşama geçirmek lazım. Duyduysa duy. Hep duy. Çok güzel. Her yerde ilim, irfan var okuduğumuz zaman. Önemli onu hayatımıza geçirelim. Berduşan olmayalım yani. O güzel ya, bu güzelmiş. Bu güzel. Düşün tabii, karar ver. Hoşuna gittiyse hayatına geçir. Gitmediyse geçirme tabii ki yani. Her hatta ondan uzaklaş. Güzellikleri hayatımıza geçirdikse muvaffak oluruz. Keyif alırız. Değişiriz. Müsbet yönde. Gerçekten öyle bu. Mesela bazen başarılı olmuş insanların yazdıklarını okuyoruz. Okuduğumuz zaman hep şunu söylüyoruz kendi kendimize. Diyoruz ki ya zaten bunları biliyorum. Hmm. İşte mesela biraz önce dediniz ki samimiyetten ayrılmazsan, dürüst olursan başarılı olursun. Bunu zaten izleyicilerimizin hemen hemen hepsi biliyordur. Ama yüzde kaçımız bunu hayatına samimiyeti geçiriyor. Hayatına geçiriyor ki işte o zaman onun olmuyor o samimiyet. Tabii. Bildiği şeyi yaşamadığı zaman dilsiz şeyden oluyor. O değil. Şimdi şöyle de bir şey var. Böyle bir şey de anlatalım. İki arkadaş sohbete gidermiş. O zamanlar şimdiki sohbetler kolay. Yani şimdi kolay. Sosyal medya her şeyi görüyorsun. Sohbetler şunlar. Kitaplar dijital ortamda kitap okuyorsun başka şey. O zamanlar dinlemeye giderlermiş sohbete bir işte bir yere. Eskiden ben de giderdim öyle sohbetlere, camilere, başka evlere giderdik sohbet dinlemeye. Bir gün arkadaş demiş hadi gidelim. Ya demiş öbür arkadaşı demiş ben gitmeyeceğim. Neden?
Ya demiş, ben geçen hafta duyduğum sohbetleri daha hayatıma geçiremedim. Onları bir yaşayayım, ondan sonra gideyim. Daha geçmedi hayatıma. Ona yaşamama geçsin demiş yani. Yani hayata geçirmek lazım. O zaman senin olur o yani. Öyle bir de menkibe duymuştum yani çok eskiden. Yani hayatımıza geçireceğiz deyse öğren öğren ama hayatına geç hiçbir şey öğrenmezsin. Cahil gibi kalırsın. Hayatımıza geçtiği zaman değişeceğiz. Ve güzelliği alacağız yani. Yani onu geçireceğiz işte. Bu da böyle bir şeydi. Gitmiyor. Ben diyor geçen duyduklarımı hayatıma geçeyim ondan sonra onu bir yaşayayım bakalım. Güzel şeyler duyduk. Sosyal medya paylaşımınızda bir sözünüz vardı baba. Dünya büyüsünü çözenler, kurtuluşa erenler gibi bir ifade. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu dünya büyülü, sihirli yani Tarık. İşte bunu çözmek lazım. Neden geldik, niçin geldik, arayışımız. Ben arayışı bildim, yaptım, bitirdim diyenler çözememiştir. Beşikten mezara kadar bu arayışı bilmek lazım. Bu büyüyü çözmek lazım. Birini çözüyorsun başka bir büyü başlıyor. Büyü demek sihirli, gizli yani. Bunlara zaten böyle makam da veriyor Allah sana. Çözdük sıra başka bir sihir, büyü buluyorsun. Onu çözüyorsun tekrar başka bir tane daha. Yani bitmiyor zaten ama ne kadar çalışsan o kadar çözmüş oluyorsun. O hayattan da o zaman keyif alıyorsun. Bilge insan oluyorsun yani. Burası bir büyülü yer. Çalışmakla oluyor. Yaşamakla, imtihanla, sabırla. Yani doğrulukla, adaletle. Hep gene bunu söylüyoruz da bu büyüler böyle çözülür. Şimdi şu benim bildiğim dünyadaki ortamları kaç kişi biliyor yani. Bir büyüler çözüyorum yani. Yani bu tabir olarak anlattım. Sır manası evet. Büyüleme, büyülenmiş, hatta büyülenmiş falan derler. Peygamberimize büyülü diyorlardı. Farklı bir söylem, farklı bir şey ama o çözüyordu. Allah da yardım ediyordu ona. Ayet geliyordu, Cibril geliyordu. Kur'an onunla şey oldu, teşrif oldu. Yani o tabii Allah'ın yardımı ama biz de şimdi o yoldan işte o Kur'an'ı bir okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'in sırlar var orada yani. Onu ve bu yardımcı kitaplar okumak lazım. Belirli liderlerin hayat okup bu sırları çözmem lazım. Tefekkür etmemiz, dua yapmamız lazım. O da Allah kendiliğinden de verir yani böyle şey olarak. Yani sürekli bu şeyi çözmek lazım, büyü. Şimdi mesela 3. filmi çektik değil mi? Bir aylardır da falan. Burada ben bir ara verdim bazı mazeretlerden dolayı. Şimdi gene yani küfleniyoruz, şey yapıyoruz. Atılma, tembelliğe doğru gidiyorsun veya gerçek iş yapıyorum her gün de. İşsiz değilim yani ama o büyüye doğru gittik sıra yeni filmler, yeni olaylar, yeni hayatlar, yeni ama çalışmak lazım bunları çözmek için. Bitmiyor yani. Ben belki 20 sene önce bu hayatıma çok ümitlenirdim. 30 sene önce işte imkanlarım olsun, param olsun, çok keyif alalım falan böyle şeyde. Her şey otoma şey gibi olsun, kurumsal ol, bilmem şu olsun. O duruma geldik. Başka şimdi büyüler görüyorum yani. Onları çözmem lazım. Yani sırları görmem lazım yani. Oralara erişmem lazım yani. Yani bitmiyor yani. Zaten bitti dersen o yanlış. İlim biter mi ya? İlim bilmek. Sen kendini bileceksin. Güzel bir söz. Bu sırları çözeceksin. Dünya büyüsü. Ya. Büyülüyor, her şey büyülüyor. Onun için insan kavgalar, dövüşler bu büyüyü bilemedikleri için. Bu yaşamın şeyini bilemiyorlar. Hep kavgalar, dövüşler dünyadaki kaptırıyorlar. Mesela adam çok güçleniyor, çok şey oluyor. Sonra kabadayı oluyor yani öyle diyelim yani. Sert konuşuyor, sert insanlar uzaklaşıyor. Kibir, egosu yükseliyor. Ego, kibir. Yalnızlaşıyor sonra yani bakın. Eğer büyüyü bilse yalnızlaşır mı? Bir zamanlar bir yere gelmiş. Sonra kaptırıyor kendini yanlışlıklara, şeytanı şeylere. Yalnızlaşıyor. İnsanlara dost olamıyor, düşmanı gibi bakıyor yani. Herkes düşman görüyor işte. Gene o şeyden uzaklaşmış. Sürekli
kendi hayatımızda kazandık sıra yükselişimizi bilmemiz lazım yani. Yükseldikçe nasıl davranacağını, nasıl edeceklerini orada bilmeyen lazım. Bilmezsen işte şey varsın. Öyle şey liderler var. Geçmişte insanlar bir yerden gelmiş lider olmuş. Sonra halkı bilmem ne yapmış. Sonra işte bilmem Hitler'in durumu, Saddam'ın durumu gibi değil mi? İşte bu Romanya'daki liderlerin, Bulgaristan'da, diğer Rusya'daki böyle ne durumlara, imparatorluklar çöktü işte mesela, padişahlıklar çöktü bizde. Yani neden çöktü? Dünya şeyini bilememiş, gelişmelere, şunlara buna ayak uyduramamış. Bu da tekniktir, dünya nimetleri. Sonra hantallaşıyor ve çöküyor yani. Diğerleri dünya nimetlerini biliyorlar. Bu yönden de bak. Hem manevi yönü hem maddi yönü. Teknik, teknolojiye, ilme, irfana, Avrupa. Biz de bunu yapamayızsa çöküyor Osmanlı. Toprak, her şey gidiyor. İş, aileler de böyledir. İş, hayatlar da böyle. Bizim de 46 yıllık şirketimiz yani. Hep inip çıkıyoruz ama samimi bir şekilde. Hem bu dünya nimetlerini, dünya büyüsünü, dünya tekniği, teknolojisini, inancımıza sürekli mücadele. O zaman da çözüyoruz yani belirli yerleri ve Allah da yardım ediyor yani. Ayakta duruyoruz değil mi? Burada ne firmalar vardı ne bilmem kaç yıl. Hepsi zamanı gelecek çözemedikleri zaman hantallaşıyorlar, batıyorlar. Bu çok hassas bir konudur. Bu büyü hikayesi mecaz anlamda söylüyorum da büyü denecek şu şeylerin yaptıkları büyü, sır manasında o büyü ama büyü gibi bir şey de bu da yani. Büyü gibi bu sırları çözeceksin. Hep bitmez bu. Her günün sırrı ayrı. Ayın sırrı, yılın sırrı. Türkiye bir sene önce neredeydi? 200 sene önce Covid ile mücadele ediyoruz. Şimdi ekonomi mücadelemiz var. Ya Covid arkada ne olacağı belli. Bir de onlar olduğu zaman nasıl bir mücadele etmemiz gerekiyor bilmemiz lazım. Sabrımız, en büyük sabrımızla, samimiyetimizle bir de duamızla. Dua. Bu elimizi açmamızla. Bu dua. Dua olmazsa diyor Allah hiçbir şeye yaramazsın senin. Bak bu da bir şey. Bazen çözemezsin hiçbir şey. Allah'ım dua yap. Ayet. Sizin diyor kullarına, ey kullarım diyor duanız olmazsa bir işe yaramazsınız diyor. Nedir? Çünkü insan aciz. Allah'ın şeyinde çok cüzi bir bilgesi var, çok şeyi var. Allah çok bilge, çok şey yaratan güç. Yani Allah ismi yani şey Tanrı, baba de, kral de ne dersen de Allah'a bazen zorlanıyorsun, çözemiyorsun, dua iste. Şöyle elini açacaksın, dua yapacaksın, o da yardım etsin. Ede her şey onun takdiriyle yani. Onlar, o sırrı da bileceksin. Kader sırrını kimse çözemez, çözemez zaten. O sırları bir kısmını bileceksin. Neyin ne olduğunu, kader neyin olmadığını, neyin ne olduğunu. Bunlar sırlar içinde sır. Çalışarak öğreneceksin. Önemli olan samimi tabii şurada. Tepelere gelip hava yapmak değil. Bağırıp çağırmak da gücü elde eder. O sırrı çözememiş demek. Bağırmakla çağırma hiçbir sorun çözülmez. Kendine yaparsın. Yanlışlık yaparak da, egoyla, kibirle. Bir kere samimi olmadığın hiçbir sorun çözülmez. Samimi olacaksın. İçin dışın bir olacak. Adil olacak. O zaman sorunlar çözülür. Bu büyüler çözülür. Üflersen hepsini kaçar gider. Yani Allah'ın izniyle selametli bir yere gidersin. En büyük çözümümüz Kur'an. Kur'an oku mealde. O sırları çözersin. Evet. İnsan olmamızın da gereği zaten o baba. Yani bebeklikten dünyaya geliyoruz. Sürekli çevremizde gördüklerimizi öğreniyoruz. Sonra okul hayatımız başlıyor. Okuyarak öğreniyoruz. Sonra tecrübe hayatımız başlıyor. Tecrübe ederek öğreniyoruz. Evet. Hep bir şeyler öğrenerek evet. Geliyoruz. Çözmeye çalışıyoruz. O sırları anlamaya çalışıyoruz. Tabii. Allah da Kur'an'da diyor ya baba siz daha iyi bilirsiniz. Biz dileseydik diyor. Gökten harikulade şeyler indirdik. Herkesi iman ederdi. Evet. Ama diyor biz diyor sırlar içinde sır. İnsanların kendileri imtihan için yarattık. Tabii. İnsanların evet. Kendilerinin bulmasını istedik. Evet. Kendilerini takdir etmeleri gerekiyor. İradelerle bulması, çalışması gerekiyor. Ben sana bir kitap imzaladım ama öyle demiştim işte. Demiştim hayat tecrübelerimi ben parayla satın alınabilir sana çok tecrübe bilgelik satın alırdım. Ama bunları yaşaman gerekiyor. Yaşayarak bulacaksın acılarla, kederlerle,
bu yolu, bu sırları çözeceksin yani. Bu büyüleri çözeceksin. Her taraf büyüyor işte. Bir de yani hep o şeyi de gönderen Allah. Büyüleyici şeyini de Allah gönderen insanların imtihan olmaları için yani. Hani o kötü manadaki büyüle, menfi büyüler mesela hani. Cinlerle, perilerle bir şey yapıyorlar ya, onu da gönderen Allah. Ama bunlar insanları imtihan için. Hayat da bir büyü. Büyülenmiş, yani bazıları işte güzelliklere büyüleniyor, makama büyüleniyorlar değil mi? Fakirlikte isyan ediyorlar falan. Ya ama onu bir çöz bakalım. O ne zenginler var, rahatsız, mutsuz, dejenerasyon olmuş, ahlak çökmüş. Bak, nesine imreneceksin? Veya diğer insanlara bak. Yani hayatın sırlarını tarık çözmek gerek. Sürekli ama her gün çözmeye çalışacaksın. Her gün işte ben başardım ettim. Başka bir hayat başlıyor. Başka bir imtihan başlıyor. O imtihanın sırlarını çözeceksin. Ya, hastalık geliyor, başka şey geliyor. Ekonomik krizler geliyor. Yaşlanıyorsun. Bilmediğin hastalıklar çıkıyor şeyine. Ne oluyorsun? Doktor geziyorsun. Acaba şifa nerede olacak? O mikrop neymiş? Yani demek ki hayat böyle sürekli çözülmesi gereken sırlar var yani. Yarın şimdi şu vücutumuzda daha evvelden de söyledik 5000 tane kanser vakası oluyormuş günde vücutumuzda. Yani 5000 değişik yerlerden. O şeyler, mikroplar, şunlarla bunu diğerler şeyler savaşaraktan kazanıyorlarmış. Kazanamayın orada hücreler başlıyor. Hatta bazen diyorlar ki ya doktora gidersen bir şey bulunur. Sen onu kafana takarsın büyür gidiyor. Daha çok büyütür üzüntüyle. Bazen diyorum o iyileşip gidiyor yani kendiliğinden. Çok da kafanızı takmayın en ufak tefek şeye. O tamam orada var ama onu daha sonra iyi şeyler onun tedavisini yapıyorlar. İyileşiyor falan. Bunlar da bir gerçek. Böyle savunan doktorlar da var yani. Çok şeye de kafanızı takma ufak tefek. Zamanla iyileşir. Bak hepsi bir mücadele. Hep sırlar içinde sır. Yani. İşte bu sırları bilmek lazım, öğrenmek lazım. Ne kadar bitmez. Yani bitirselerdi peygamberler yapardı, çok da rahat ederlerdi. Bir kere gaybı bilemeyiz hiçbirim. Yarın ne olacağını Allah biliyor. Bunu bilmediğimiz için zaten gene mücadele teyakkuz vaziyettesin. Yani titreşim içindeyiz böyle. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Devamlı mücadele şeyli. Bugün çok iyi olup da yarın bozulan insanları biliyoruz, değil mi? Veya da bozuk olup da tövbe edip çok güzel yerlere geçen insanları biliyoruz. Her şey parada göreceli, zenginlikten fakire veya fakir bir şeyde zengin oluyor. Dünya şeylerini de görüyoruz, çok başarılı insanların. Yani adam 30 sene önce sıfırdan geliyorlar, Elon Musk'ta iki kardeş şeye geliyorlar. San Francisco'ya. O ne vadisi ise orada 100 metrekare ev tutuyorlar iki kardeş. 100 metrede iki yatak koyuyorlar. Hiçbir şey yok. Hayatını okudum. Şimdi adam 30 sene sonra dünyanın bir numaralı zengini. Sıra bak yani. Bazıları diyormuş uzaylı mı? Ne uzaylısı? Adam geldiği memleket belli. Güney Afrikalı. Durban'da mı? Nerede? Orada bir şehir sahilde. Okyanusta bir şehir. Oradan Kanada'ya gidiyor. Kanada'dan Kaliforniya'ya gidiyor. O eyalete. Oradan işte bilmem ne. 30 sene buraya gelmiş. 2022. 32 sene. Hayatını okuyor. Demek ki insanlar göreceli. Böyle de gidiyorsun yukarı. Aşağıya deniyorsun. Aşağıdakiler yukarıya gidiyor. Tabi zemin, zaman çok önemli. İnsanların yetişmesi için. Şartlar çok önemli. Cesaret mi, bilgelik mi, disiplin, sistem çok önemli. İşte bu sırları çözmek lazım. Çözebildiğimiz kadar. Bitmez de çözebildiğimiz kadar. Burası saklambaç oyunu. Evet. Yine bir sözünüzde baba, çoraklık, fakirlik, yeşillik, zenginlik demişsiniz. Nasıl? Çoraklık, fakirlik, yeşillik, zenginlik. Yani çorak biliyoruz değil mi çorabın ne oldu? Yani verimsiz topraklar veya işte ev yaparsın çevrede hiç yeşillik meşillik yok yani. Çorak fakirlik bu. Fakirlik çorak.
insanın yaşamında çorak gibi yaşar. Öbürü de yeşillik, zenginlik. İnsana bakarsın ki her hayatının, istersen gece kondu otursun, hayatını tertemiz tutar. Güzel gören güzel bakar, o hayattan lezzet alır. Bu anlamda yani. Yani insan kendini, hayatını güzelleştirmesini bilmesi lazım bakışıyla. O bakışlar çorak gibi olursa, yani hep nedir çorak olması? Kötü düşünüyor, menfi düşünüyor, umutsuz, umut yok yani gelecekle ilgili, bilmem neyle ilgili. Bitmiş, yanmış gibi bakıyor. Allah'tan uzak yani. Bu çoraktır yani bunlar, tamam. Hep çorak bakıyor hayata. O da fakirlik getirir insana. Yani düşünce olarak, kalp olarak huzursuz. Ya da parası da olabilir ama fakir yani o anlamda. Fakir, fakir insan. Düşünceleri fakir. Öbürü de belki bugün yiyip sabaha ne olacak şey değil ama hep güzel düşünüyor, güzel bakıyor. Ve hayata şeyle bakıyor. Böyle gördüğünce yemyeşil bakıyor. Hayat pırıl pırıl bakıyor yani. Her taraf cenneti bir ortamda bakıyor. Bunlar açmaya kalksak yarım gün de bitmez yani. O da hayatta hep lezzet alır. Yemyeşil. Zengin olur yani. İnançlarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle. Hep çünkü Allah'ına güvenmiş. Çalışıyor da zaten. Zaten ölümden de korkmaz. Ölüm ötesinde zaten gerçek hayat başlayacak. Yemyeşil cennetler öyle bahsediliyor. Cennetler, ballar, şerbatlar, oranın tatları ayrı, beden ayrı. Bu adam hayatını hep yeşil görür Tarık ya. Zengin görür kendini ya. Fakir görür mü? Bir düşün bakalım. Hapishaneye girse bile hapishane onun yeşilimsi bakar. Mesela işte bu televizyondaki liderimiz böyle, lider diyelim yani. Doğu Bey ne kadar hapishanelere girdi yani. Kendisi duymuştum. 3-5 kere hapishane hep yeşil baktı ki sabretti çıktı. Çoğu da hapishanede ölüp gidiyor yani, sana sabredemiyorlar. Düşünceleri, fikirleri hep davasına inanmış, yeşil bakmış. Ben demiş doğruyum. Ve burada televizyonu var, gazetesi var. Bir partinin başkanı, düşünce adamı, felsefe insanı yani bir felsefe mefkure. İnsanlar, arkalarından giden fikir insanları var. İşte bunu hayata yeşil görmekle bağlı. Yani yeşil görüyor. Bitmiş, bakmış, çorak. Kaçar gider yani. Hatta evine kapanır, çıkmaz dışarıya. Ölüm eteri. Çok öyle liderler var mesela veya yazarı, çizarı ve iş adamı. Bak bakalım 70-80'den sonra çoğu nerede? Kapanmış evine. Unutulmuş gitmiş. Sanatçılardan da var. İşte Zeki Müren ölmeden önce Bodrum'dan bir yere kapattı kendini. İğrileş şişti. 50 küsur yaşında falan öldü yani adam. Halkın güneşi, yıldızı bilmem ne. Hayatı çorak görmeye başladı. Ulan sen hani yeşildin, yemyeşildin, bilmem neydin, şarkılarla insanları coşturdun. Ne oldu? Bir tökezledi, çoraklaştı yani. Tamam. O zaman da çıkmayı verdi halkın. Öyle bir görmüş, çok iyiydi, çok şeydi. İşte bu şeyle ilgili, çorak yeşil, bakışlarımıza, yaşamımıza ilgili. Tamam. Bu görecelidir yani. Zenginliğin getirdiği yeşillikler değil yani. Bakışla felsefe bunlar. Çorak bakarsan fakir yaşasın. Yeşil bakarsan yeşil zengin görürsün. Yeşil olursan. Evet. O mecazi anlamda söylüyorum. Felsefe. Düşünelim diye söylüyorum. Şimdi düşündüğümüz gibi yani. Evet, yeşil bakacaksın. Her taraf yeşil. Yani cennet şeyi de bakacaksın. Öyle bitmiş, yandım anam, öldüm anam dersek ümitsiz, Allah onu sevmiyor. Ey iman eden kullarım diyor ayette. Ümidinizi yitirmeyin. Allah'ın rahmeti her zaman önündedir. Ümidini yitirme. Dibe bile vursak, savaşın en şeylerinde kalsak, evlerimiz her şey yıkılsa, sudan başka bir yiyeceğimiz bile olmasa, bazen çölde o da çok önemli, su, ekmeğin de önemli, ümidini yitirmeyeceksin. Bir şey olacak, bir şey bekleyeceksin. Her zaman bir kurtuluş bekleyeceğiz yani böyle. Ümit var olacak o zaman. Ümit var olduğumuz zaman yeşil yaşarız. Zenginlik içinde yaşar. Yoksa nice zenginler vardır. Fakir gibi yaşarlar. Ümitsiz. Para var korkuyor. İşte bir arkadaş anlatmıştım daha evvelden de gene. Oturuyoruz bir sosyal tesislerde, bir sitede. Bana geldi abi dedim mutlu değilim. Neden dedim. Adam 200 kişi falan çalışıyor yanında.
Dedi para kaybetmekten korkuyorum dedi. Servetimi kaybetmekten korkuyorum dedi. Ya düşün bakalım. Çoraklaşmış kafası. Korkuyor. Mutsuz. Ya. O da nice insanlar var, bir varoşta oturuyor veya bir gece var veya bir dairesi var veya Bodrum'da oturuyor ama yeşil bakıyor hayata. Mutlu, neşeli. Veya Afrika'daki insanları düşün. Çokların günlük yiyip içiyorlar oradaki insanlar. Ama hepsi mutlu. Hindistan'daki insanlar. Hepsi yüzü güler. Hintlilerin bak yüzleri. Oysa çok fakir insanlar. Çoğu da dışarıda yatıp kalkar bir kısmı da yani. Gittim oraya da çünkü. Yani işte bu bakışla ilgili bir şey. Bunlar bakışla ilgili bir şey tarım. O zengin de gelmiş orada korkuyor yani çoraklaşmış. Biraz önce sırlardan bahsettiniz baba. Zaten yeşilin de bilimsel olarak temsil ettiği şey hayat. Hani de yeşil. Neydi? Hayatı temsil hayat, ediyormuş. Hayat tabii baba. Hayat. Biraz önce dediniz evet. ya baba Kur'an-ı Kerim'de evet. yeşil renginden bahsedilerek evet. yeşil cennetler evet. Allah bize inşallah evet, hazırladı. Yani bu yeşilin de bahsettiğiniz içerdiği sırları da görebilmek için çevremize de bulundurmak lazım diye düşünüyorum yeşillikleri. Evet, tabii canım. Hatta bir bilimsel araştırma yeşile bakan insanın vücudunda kanser hücreleri ölüyormuş. Evet. Hayata daha çok bağlanıyormuş yeşile baka baka. Kendi kendini tedavi ediyormuş insan. Sen tabii ki maddi anlamda yeşil işte o var ama ben onu... Şey olarak mecaz anlamında anlatıyorum şey. Bak bakışla, kalple, ruhla, kafayla ilgili yeşil veya kafa ve kalp ilgili çoraklaşma gibi. Tabii ki bak şurada görüyorsun bahçe. Bahçenin yanında bir sürü gene sahte çiçekler var yani değil mi? Evet. Naylon çiçekler. Ama hep yeşil. Her taraf hep yeşil yani her yer. Ya abi dışarısı yeşil, burası da yeşil, şurası da yeşil. Şuraya çiçek koyuyoruz. Tabii o da göz zevkimizi nurlansın, etsin. Pozitif enerji pozitif. Versin. Pozitif enerji versin gibi. Öyle yani Tarık. Yeşil öyle, çiçek öyle. Şuralara bakın sahte çiçekler var. Yani orada gelmiş çelenk gibi onları tutuyorum yani. İşte bunlar hep burada beni dinlendiriyor böyle, rahatlatıyor. Evet. Dinlendiriyor, rahatlatıyor. Yine bir sözünüzde baba, onurlu insanlar söz dinlerler demişsiniz. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? Yani... Onurlu insanlar söz dinlerler. Kibirli ve egolu insanlar dinlemez. Ben derler. Yani onlar bir şeyi dinlemek etmek onlara şey gelir, aciz olur, acizlik gibi görür yani. Yani onurlu insan her şeyi dinler. Herkesten fikir alır, verir, paylaşır. Yani ilimi, irfanı herkesten bilgelik alır yani. Söz dinler. Yanlış olursa devletler bu yanlışları söz dinler yani. Yani yanlışları da dinler ama onursuz insanlar dinlemezler taraf. Yani kibirlidir onlar, şeylidir. Ben derler hep. Büyük sünmeye geçerler. Öbürler ise hatasıyla şeyle yüzleşenler. Eksiğiyle yani yüzleşen insandır. Onurlu insan. Yüzsüzleşen değil. Yani o anlamda. Yüzleşiyor. Herkesin eksiği şeyi vardır. Onurlar hemen özrünü bilirler, sözünü bilirler. Öbürleri onursuz insan ne söz dinler ne özür diler. Hep benlikle yarışır. Cehaletiyle yarışır. Cehaletiyle yarışır. Hep ben. Görürsün çevrende. Bilgi insanlar farklıdır. Söz dinler. Var mı da? Baba ağzınıza sağlık. Yine en çok benim istifade ettiğim bir program oldu. Süremizin de sonlarına geldik. Son sözlerinizle isterseniz programı kapatalım baba. Gülüm benim, yavrum benim. Sen bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsen ağlamazsan sen bu hayattan ders alamazsın. Burada gülmek ve ağlamakla bir hayat yaşıyoruz.
Dünyanın en zor mesleği bu hayat. Dünyanın en zor mesleği insan olmak. İnsan olmak, herhangi insanlar yaratmış, halifem demiş, Allah bizi imtihan ediyor. Burada eğitiyor. Haydi bakalım. Herkese kolay gelsin. İyi imtihanlar, iyi eğitimler, iyi çalışmalar. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Sinema Hakkari Ekim programımız burada sona eriyor. Haftaya görüşene dek hayırlı geceler dileriz. Hayırlı geceler, iyi akşamlar. Faruk Postan, kahvaltıcı Faruk ben ya. Abi toptancı Şakir haciz göndermiş. Ya arkadaşım, aracı güzel çekiyorsun da içinde adam var ama. Seni terk ediyorum. Sakın peşimden de gelme. Yandı Faruk abi! Az öteye git yeğenim. Canım hayır. Lan! Ne sıkıştırıyorsun? Ne sıkıştırması bakkas? Yayla gibi koltuk. Tek başına oturuyorsun. Tek başıma mı oturuyorum? Ama arkadaşım sen de şu ayağına bir çek ya. Bir gün benim gördüklerimi Allah sana da gösterir inşallah. Ama kalbin yeterince saf ve temizse. Bana felek çarptı anne, felek. Faruk abi! Giriyorsun ben dükkana. Sen Allah'a olan inancını sakın yitirme. Kendinle, yanlışlarınla yüzleş, tövbeni yap. Allah bütün dualarımızı kabul eder. Dediğin anneannesi Ali Hanım maalesef vefat etti. Vefat mı etti? Ego, kibir, bencillik. Bunları biz yaratırız, biz büyütürüz. Sonra da onlara kıyamayız. Anne. Ay yüzlüm. Hoş geldin. Her şey oyun, eğlence gibi bakıyorum. İnsan kendini sevmeyince galiba kim seveceğini de bilmiyor. Dış dünyada cennetimizi ararken iç dünyamızı cehenneme çeviriyoruz. Bu senin birinci reçete. Hayat yolumuzu aydınlatan. Tanrı'nın ışığına bir adım at, şafağı gör. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel.